bu akşam itibariyle artık Mysterio ve Mephisto'lara güle güle diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda, yani bakmak içimi ferahlatıyor. Neden arkadaşlar? 1 ve 2 yıldız arasında bütün aşamaları tamamlamışım. Kredi için devam ediyorum. 3 yıldızda yine 642K yaparak yine bütün ödülleri, bütün aşama ödüllerini almışım. Mephisto'da 1.5M yapmışım. Mysterio'da 4M ve 12M. Hatta şu katalizör savaşlarında bile 250K'ya geçerek kredileri toplamışım arkadaşlar. Tabii ki bu akşam itibariyle artık Iceman ve Havok'umuz geliyor. Iceman ve Havok'la ilgili tahmini ne kadara gelir diye bir video yapmıştım arkadaşlar. Onu dilerseniz izleyebilirsiniz. Yine Havok ve Iceman'la ilgili bazı videolar kanalda var. Ama ben yine hatırlatmak babında olmak için arkadaşlar ufaktan bir iki efsane İngilizcemle söylüyorum. Gameplay göstereyim arkadaşlar. Hem Iceman'ı alalım. Hem de Havok'u alalım. İkisi ne güzel. Birbiriyle sinerjisi yok. Gayet güzel. Iceman için arkadaşlar öncelikle şunu söylüyorum. Iceman inanılmaz işlevsel bir karakter. İnanılmaz kullanışlı bir karakter. Neden? Bir kere kanıma, zehir ve yakmaya karşı bağışıklı olması enfes derecede güzel bir özellik. Onun dışında eğer kopyaysa arkadaşlar rakibin üzerine attığı ani soğukla beraber kaçmasını da engelliyor. Hem hasar veriyor hem de ekstra kaçmasını engelliyor. Aynı zamanda yaptığı bu kritik vuruşları sonucunda gelen soğuk ısırıkları arkadaşlar ekstra hasar vermesini sağlayan güzel bir karakter. Ve tabii ki yine bu zırhı bakın say say bitmiyor ve bu saydığım özellikler çok basit özellikler değil. Klas özellikler. Bu zırhı da arkadaşlar ya sersem yemesini engelliyor ilk başta veyahut da arkadaşlar bir özel saldırı 3 yediğinde veya herhangi bir darbeden alınan ilk darbeyi %5'ten fazla yemenizi engelliyor. Şöyle özel saldırı bir attıkça ani soğukları açabilirsiniz. Üzerine arkadaşlar o soğuk ısırıkları eğer ağır saldırı atarsanız hepsini birden aynı anda patlatır. Ve kritik gelirse arkadaşlar o zaman daha fazla vurur. Az evvel bir 15K vurdu. Özel saldırı 2 atarken arkadaşlar Iceman şöyle bir şey yapıyor. Eğer üzerinizde bu zırhı varsa, yani şu mavi olan zırhı varsa arkadaşlar onu ortadan kaldırıyor ve bunu hasara yansıtıyor. Arkadaşlar gözüküyor 17 bin, yani bir 4 yıldızının sinerji vesaire olmadan ikinci darbesi 17 bin gelmesi de ayrı bir güzellik tabii ki. Bu zırh için arkadaşlar belli bir bekleme süresi var. Aynı şekilde atıyorum %5'ten fazla hasar yemişsinizdir. Kalkar, sersem yerseniz bir kere daha kalkar. Veyahut da işte bir yetenek kapatan, yani takviye kapatan bir karakterle karşı karşıya gelsin yine kapatılır. Mesela neydi o gündüğün adı? Mephisto. Mephisto ile karşılaştığınızda arkadaşlar direkt kapalı halde başlıyorsunuz ve hiç açılmıyor. Ta ki siz L3 atana kadar. L3 atarsanız direkt açılıyor arkadaşlar. De efektif olarak çok tatlı yapmışlar, yani çok güzel yapmışlar. Dediğim gibi yakma, zehir, kanama vesaire bağışıklı olması ayrı bir güzelliği. Bu sayede benim gibi kanama zehir açık oynuyorsanız sıkıntısız bir şekilde ateş edebilirsiniz. Iceman'la oynarken arkadaşlar tavsiyem genelde rakibin üzerine şu özel saldırı 1 ile attığı ani soğuğa ihtiyacınız yoksa özel saldırı 2 ağırlık oynamanızı tavsiye ederim. O zaman daha fazla hasar verebilirsiniz. Ama yine de özel saldırı bir spamlayarak da oynarsanız çok ekstra bir sıkıntı yaşamazsınız. ...17.162... bir 4 yıldız için bence güzel bir rakam ve dediğim gibi bu soğuk ısırıkları arkadaşlar sürekli rakibin üzerine patladığı için ve pasif olduğu için bir kere engellenmesinin ihtimali yok. Ara ara böyle 2000, 3000, 5000 duruma göre hasar verebiliyor. Elimizde 4 yıldız 550'si var ama 5 yıldızı yok. Bu akşam da arenaya 5 yıldızı geliyor arkadaşlar. İnşallah kaçırmayacağız. 7300'e 5000 bu sefer de çat. Gördüğünüz gibi normalde kanama yiyecekken yemedi. Çünkü arkadaşlar bu gundinin kanamaya karşı bağışıklığı var. Eğer elinizde yoksa kesinlikle arkadaşlar 3, 4, 5 ne varsa kasın. Yani çok aman aman bir rakama gelmeyecek zaten. Özellikle 3 ve 4 yıldızlısı, yani 3 yıldızlısı dediğim gibi tahmin videosu yaptım ama 800-900K civarına gelir.
4 yıldızlı da yine 5.5 M civarına falan rahat rahat gelir arkadaşlar. Alırsınız yani. 5 yıldızını da yine 35-38 M aralığında bekliyorum. Sürpriz olsa en fazla biraz daha yukarı çıkar. 2-3 M daha çıkar. Onun dışında da çıkmaz. Çünkü çok eski bir karakter. Aşırı eski bir karakter. Biz yeni karakterleri bile 50'ye rahat rahat alıyoruz. 50-55 neyse. Bu arada geri tepme yapa yapa öleceğim arkadaşlar. Geri tepe 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 öleceğim. Üzerinde 5 tane ani sırık ok varken 13.000. İşte kritik vursam mesela daha fazla vuracaktı işte. Falan filan. Çat bunu da at abi. Tepmeye devam. Bu öldürmezse biz onu aynen özel saldırı atalım ve biz ölelim. Çat. Kendini atması da ayrı bir güzel. Iceman çok işlevsel. Saldırı gücü de ortalamanın çok üstünde arkadaşlar. Yine defansif özelliği inanılmaz derecede etkili bir karakter. Havok. Havok'a gelecek olsam arkadaşlar plazma patlamaları hakikaten çok enfes. Yani defansta çok fazla görüyoruz. Ama inanın bana saldırı da inanılmaz bir karakter. Özel saldırı 1, 2 ve 3 ile rakibine enfes hasarlar verebilir. Dediğim gibi çok ayrıntılı videosu da tanıtım videosu var. Yine onu da bir öne çıkartırım arkadaşlar. Yine görmeniz için. Ama şunu söyleyeyim, belli başlı yani belirli bir zaman aralığı içerisinde kendi üzerine plazma yükleri topluyor ve bu plazma yüklerini arkadaşlar daha sonra rakibe hasar vermek için de kullanabiliyorsunuz. Özel saldırı 2 ve özel saldırı 3'te de aynı şekilde. Elimizdeki 4 yıldız 3.30 yani keşke 5 yıldız arenasına geldiğinde ama o zamanlar işte ben 5 yıldız arenası kasmıyordum. 4 yıldız kasıyordum. Bu da o zamanlardan bir tanesi. Şöyle bir özel saldırı 2 attığımda üzerimdeki plazmalar arkadaşlar gördüğünüz üzere çat yüke çevirdi ve bu şekilde hasarını da kritik hasarını da yükseltiyor arkadaşlar. Siz özel saldırı 2 attığınızda rakibin üzerinde eğer zırhı yoksa arkadaşlar yüksek hasar veriyor. Daha fazladan hasar veriyor. Ama varsa o zaman da vermiyor. Çat bir özel saldırı 2 de atalım. Şimdi biraz plazma abanacağım. Plazma abanmak için arkadaşlar özel saldırı 1 kullanacağım. Siz özel saldırı 1 kullanırsanız üzerinize şöyle mor tuhaf bir böyle şimşek gibi oklu bir işaret çıkıyor. Ve çok hızlı bir şekilde gördüğünüz üzere plazma yükü arttırıyorsunuz. Kendi üzerinizde 10 yük olduktan sonra arkadaşlar artık rakibe geçiyor ve rakibin üzerinde plazma yükleri atıyor. Eğer ağır saldırı yaparsanız rakibin üzerindeki plazma yüküne göre geri bildirim hasarı veriyor rakibine. Ve tabii ki yine üzerinizdeki sizin plazma artı rakibin üzerindeki plazma yükleriyle beraber özel saldırı üçünüz inanılmaz hasar veriyor arkadaşlar. İnanılmaz hasar veriyor. Yani bunun bir 5 yıldız R5 ile özel saldırı üçünüz 120k belki 150k bile verebilirsiniz. Onu da baştan söyleyeyim. Rakibin üzerine 6 tane plazma yükü oldu. Biraz daha bekliyorum. 7 oldu. Hadi bu şekildeyken bir atalım bakalım. Kaç hasar verecek? 4 yıldız 3.30 arkadaşlar karakter. ...25.000 artı 11.000 verdi arkadaşlar. Yani toplamda 36-37.000 civarında bir hasar vermiş oldu. Tekrar L1 ile... Tabi hüner yüklerini de harcıyor bu durumda. Hüner yükleri dediğim gibi özel saldırıları ekstra kritik hasarı verebiliyor. Yine bu karakterleri oynarken arkadaşlar tavsiyem kesinlikle özel saldırı 3 basın. Özel saldırı 3 basın. Yani atıyorum önden bir tane özel saldırı bir atarsınız. Yavaş yavaş plazmalar yüklenmeye başlar. Daha sonra acele etmeyin. Özel saldırı üçünüzü doldurun abi. Dolduğu zaman da yapıştırın gelsin. Enfes hasar verir. Yani şunun 4 yıldızını bile R5 yapsam tahminimce bir 60 M civarında 60K falan vururum. Ya 60K'da çok güzel. İttifak savaşlarında bile Evso bir şekilde işinizi görür arkadaşlar. Evso bir şekilde işinizi görür. Yani şu anda 6 yük varken rakibin üzerinde 6 yük. Benim üzerimde 10 tane plazma yük varken bir kere daha özel saldırı üç atıyorum. İçine dışına çıkartıyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Havok gerçekten enfes. Yani tavsiye ederim. Elinizde yoksa atıyorum elinizde hem Havok hem Iceman yok. Ya hangisini kasayım diyorsanız Havok'u tavsiye ederim arkadaşlar. Havok'a kasın. Ki iki kere üst üste gelecek. Yani birinde Havok'a kasarsınız. Diğerinde arkadaşlar Iceman'e kasarsınız diye tavsiye ediyorum. İnşallah bu videolar sizlere faydalı olmuş. Dediğim gibi çok daha detaylı tanıtım videolar arkadaşlar kanalda mevcut.
Onları da izleyebilirsiniz. Öne çıkartacağım videoları da tekrardan görebilmiş olacaksınız. İzlediğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Herkese iyi oyunlar.